Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yumuşacık, çok lezzetli, harika bir çörek tarifi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Ayrıca bu çörek tarifinin yapılışı çok pratik. İnanın çok lezzetli bir tarif. Ve çok az bir malzemeyle, çok kısa bir sürede, çok pratik bir şekilde bu çöreğinizi hazırlayabilirsiniz. Günün her öğününde tercih edebilirsiniz. İsterseniz sıcak sıcak kahvaltılarda, isterseniz akşam bir çorbanızın yanında harika gider. Lezzeti bir yana, görüntüsünü de çok beğeneceğinizi düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabın içerisine 2 su bardağı ılık sütü alalım. Bu arada süt mutlaka ılık olsun. Kesinlikle kaynar veya soğuk olmasın. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra şekerler eriyene kadar mutlaka karıştıralım. Su bardağı ölçüm standart sevgili arkadaşlarım, 200 milim olarak düşünebilirsiniz. Ve daha sonra 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta. Yumurtanın beyazını hamur için kullanacağım. Sarısını ise çöreğimizin yüzeyi için kullanacağım. Ama mutlaka sarısının üzerini kapatalım, kuruma yapmasın. Ve bu tarifimde toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Unun bir miktarını ilave ettikten sonra şöyle 1,5 tatlı kaşığına yakın tuzu ilave ediyorum. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Unun markasından miktarı değişebilir. Böyle yumuşacık, birazcık ele yapışan bir hamurumuz olması gerekiyor. Böyle ihtiyaç oldukça kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Şöyle kısa bir süre hamuru yoğuracağım ama tam olarak yoğurma aşaması bitmeden, bakın sevgili arkadaşlarım, tam bu aşamada akşamdan çıkarmış olduğumuz, yani oda sıcaklığında, mutlaka oda sıcaklığında olsun, şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağını ilave ettim. Böylece çöreğimiz inanılmaz lezzetli olacak. Ayrıca bir lezzet verecek ve ayrı bir yumuşaklık verecek bu tereyağının sayesinde. Evet, hamuru pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım ve daha sonra üzerini kapatalım bir 10-15 dakika kadar, 20 dakika kadar. Yani şöyle kontrol edelim, hamur birazcık kabarsın, birazcık mayalansın. Daha sonra tezgahın üzerine alıyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için her aşamasında birazcık un kullanıyorum. Şöyle mutlaka hamurun mayasını alalım ki çöreğimiz çok güzel bir şekilde kabaracak. O gereksiz kabarcıklar olmasın ve piştikten sonra maya kokusu olmasın. Hamurumu şöyle güzelce toparlıyorum. Bir beze şekli veriyorum sevgili arkadaşlarım. İsterseniz bu aşamada hiç merdane kullanmayın. Birazcık elinizle büyütün. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şöyle ben birazcık büyüteceğim. Aslında bu tarifimi ben sade olarak hazırlayacaktım. Yani içerisine hiçbir şey, bir iç harcı ilave etmeden, yani kullanmadan böyle sade bir şekilde çok lezzetli bir çörek hazırlayabilirsiniz. Ama benim dolabımda şöyle çok az haşlanmış patates vardı. Böylece hem patatesi değerlendirmiş oldum, hem de hamur için içerisinde ben patatesi çok yakıştırıyorum. Yani ayrı bir lezzet veriyor ve yumuşaklık veriyor. Dediğim gibi sade olarak da hazırlayabilirsiniz veya peynirli, kıymalı da olabilir. Nasıl tercih ederseniz, damak zevkinize göre çöreğimizi zenginleştirebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız. Şöyle bir beze şekli verdim, sıkıca kapattım. Bu alt kısmını, eğer benim gibi bir iç harcı kullanacaksanız alt kısmını böyle sıkı sıkı kapatın. Evet, şöyle ilk önce böyle parmak uçlarımla açıyorum. Daha sonra merdane ile çöreğinizi pişireceğiniz tepsinin boyutuna göre açabilirsiniz. Ama mutlaka özen gösterelim. Yani çok kısa bir sürede açılıyor. Ben merdaneyi üzerinde fazlaca dolandırıyorum. Çünkü her tarafının aynı kalınlıkta, aynı incelikte olması için. Şöyle fırın tepsimi 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile, şöyle fırçayla her tarafına sıvı yağ sürüyorum. İsterseniz yağlı kapta kullanabilirsiniz. Daha sonra çöreğimi tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Şöyle bir elimle de düzenliyorum her tarafı aynı dengede olması için. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik sevgili arkadaşlarım. Yani bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Dediğim gibi sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Yani farklı farklı iç harcı da kullanabilirsiniz. Veya benim yapmış olduğum gibi, ne bileyim, dolabınızda bir haşlanmış patates varsa, bir peynir varsa değerlendirebilirsiniz. Evet, ve böyle dilimler yapacağım. Ben baklava diliminde keseceğim. Yani dilimi de istediğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. Dilimlemeden de böyle pişirebilirsiniz. Piştikten sonra da dilimleyebilirsiniz ama
Bu şekil çok yakıştı bu çöreğimize. Şöyle çöreğimizi ilk önce ortadan ikiye kestim, daha sonra dörde ve daha sonra bu şekilde dilimler yapıyorum. Eğer bu şekilde baklava dilimini bilmiyorsanız lütfen videomun bu aşamasını dikkatli bir şekilde izleyin. Gerçekten bence pratik. Ben bir hamur kartı ile kestim. İsterseniz bıçak ile de kesebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten sizlerin destekleri sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji, küçük bir yorum, küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ve ayrıca kanalımda daha buna benzer birçok birbirinden lezzetli pratik tariflerim var. Özellikle kanalımda hamur işi tariflerine ağırlık veriyorum. Şöyle bir göz atarsanız çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bir sohbet ederken ben de bir taraftan çöreğimi dilimlemiş oldum. Üzerini kapatıyorum. Sadece bir 10 dakika mayalanmaya bırakacağım. Çünkü içerisinde o kullandığımız süt ılık olduğu için hamurda yumuşacıktı zaten. Kıvamı çok güzeldi. Elimle yoğururken zaten bir tık böyle mayalama işlemi gelmişti. Yani birazcık mayalanmıştı. Ve üzerine bir adet yumurta sarısını ayırmıştık. İçerisine ben böyle yarım yemek kaşığı kadar süt ilave ettim. Birazcık böyle mat bir görüntü olsun istiyorum. Çok parlak olmasını istemiyorum. Yani bu şekilde de inanılmaz canlı oldu çöreğimizin lezzeti. Biraz sonra videomun sonlarında göreceksiniz. Şöyle her tarafına bolca sürelim. Ve ben böyle susam ve çörek otu ile süsledim sevgili arkadaşlarım. İsterseniz susam yerine haşhaş da kullanabilirsiniz veya sade olarak da süsleyebilirsiniz. İsterseniz hiçbir süsleme işlemi yapmayın. Nasıl dilerseniz, nasıl tercih edersiniz, çöreğinizi o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve çöreğimi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ben 25 dakika kadar pişirdim. Pişme süresi fırından fırına değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde böyle çöreğimizin yüzü güzelce kızarana kadar pişirelim. Gerçekten bu dilimleme işlemi olsun veya bu süsleme çok yakıştı bu çöreğimize. Umarım çörek tarifimi beğenirsiniz ve denersiniz. Denersiniz mutlaka olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirdim. Bakar mısınız çöreğimizin güzelliğine? Şöyle ilk sıcağı gittikten sonra o iç kıvamını, yumuşaklığını, iç dokusunu da sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Hala çok sıcak. Bu yüzden birazcık böyle dilimleri çıkarırken zorlanıyorum. Ama soğuduktan sonra tabii ki böyle olmayacak. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Şöyle yandan göstermek istedim. Yumuşacık, çok güzel bir şekilde kabardı. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Dediğim gibi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, siz tarifimin son halini, kıvamını izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.